Bu Bu arada arttırıyor. Kemoterapinin etkisini azaltan çok da sorulur hocam. Aklınızda var mı şu anda acaba? şimdi şunu söyleyeyim. Bakın, kemoterapi Etkisini, uygulan zararlarını azaltan. ha kemoterapi uygulanırken lütfen bitkisel bir şey kullanmayın. Bunu söyleyeyim. Yani mesela haftada bir verilen var. Genelde 21 günde bir veriliyor bunlar. İşte verilmezden önce kan değerlerine bakılır. Panzitopeni var mı? Nedir panzitopeni? Efendim, lokosit düşük mü? Hemoglobin düşük mü? Trombozitler, yani parantez içinde plateletler düşük mü diye bakar. Eğer düşükse hekim şeyi erteler. Kemoterapi vermeyi erteler. Bunun yükselmesi lazım der. İşte lokosit düşükse, adı NAP'la başlayan neyse, gen bir şey, onu verir yükseltmek için lokositi filan. Yani burada bakın, değerli izleyicilerimize söylüyorum Hüseyin. Bu panzitopeniye girmiş, yani lokositi, hemoglobini ve trombositi düşük olanlar kemoterapiye bağlı olarak bunu sağlıklı bir şekilde yükseltmek istiyor musunuz? Kereviz, ıspanak. Allahu alem, bir mucizedir. İnan, onlarca onkolog biliyorum. Gidin diyorlar, bunu uygulayın. Hemen ertesi gün daha yükselmeye başlar değerleriniz. Hemoglobin ta 7'lere kadar düşüyor. Yani lokosit düşüyor. Trombozitler 50'lere, 40'lara, 30'lara iniyor. Normalde 140'ın altına düşmemesi lazım. 140 bin de 140'ın altına düşmemesi lazım trombozitlerin. Yani platelet diğer adıyla. Dolayısıyla işte burada kereviz, ıspanak müthiş etkili. Nasıl uygulasınlar hocam? Şimdi 150-200 gram kerevizi ince ince doğrayın. Yarım litre suda önce bir 15 dakika kaynatıyorsunuz. 15. dakikadan sonra üzerine 100 gram ıspanak. Bak, ıspanak. Evet. Yani yaprakların gövdeye bağlandığı yerde kırmızımsı alameti farikası olacak ıspanağın. Ona dikkat edin. Evet. Ağzını kapatıyor. Şöyle bir karıştırsınlar arada. 5 dakikada öyle kaynatacak ve bunun suyunu içecek. Yani o kadar çok bu konuda şey yapıyoruz ki, yani teşekkür alıyoruz, dua alıyoruz. Yani kemoterapi bu anlamda, eğer kan değerlerinizi düşürüyorsa bu. Bir de şey var, üzüm ekstresi, yani çekirdekli üzüm ekstresi. Bunu yapabilirsiniz. Şiraz üzümü olursa çok iyi olur. Ama şiraz üzümü kadar, en az onun kadar etkili bizim Geybe üzümümüz var. Mübarek, onu da yakışıklı yaptılar ya.